Sivasspor Teknik Direktörü, Türk futbolunun önemli isimlerinden sevgili Servet Çetin, özel röportaj konuğumuz Servet Çetin'e ve Sivasspor Kulübü'ne teşekkür ederek röportajımıza başlamak istiyorum hocam. Davetimizi kırmadığınız için çok teşekkürler Rica öncelikle. ederim, estağfurullah. Yeni göreviniz için de tabii ki hayırlı olsun diyelim. Aslında futbolun içinde olan birisiniz her zaman, ancak Evet, şu anda yeni bir görev üstlendiniz. Aslında ben ilk olarak şunu sormak istiyorum. Hayırlı olsun demekle birlikte neler hissediyorsunuz? çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii sizin de söylemiş olduğunuz gibi yeni bir göreve başladım. Çok önemli, onurlu bir görev. Ama tabii bu alışık olduğum bir camiada başladım. Bu benim için artı bir avantaj. Ben bir sene burada futbol oynadım. 4 sene yardımcı antrenörlük yaptım. Bu sene de nasipse teknik direktörlük yapacağım. Güzel, güzel duygular içerisindeyiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah Sivas'a layık olduğu futbol oynatıp iyi bir yerlerde Sivas sporumuzu göstereceğiz inşallah. Ama dediğim gibi biraz da alışık olduğum bir camiye, rahat olduğum bir cami olduğu için biraz daha rahatım, biraz daha özgüvenliyim. İnşallah iyi işler başaracağız. Hocam tabii ki Sivasspor deyince Rıza Hoca'dan da hemen Evet, bahsetmek gerekir diye kesinlikle. düşünüyorum. Rıza Hoca'yı çok yakından tanıyan bir isimsiniz. Evet. İki soru sormak istiyorum aslında tek soru içinde. Tabii. Öncelikle Rıza Hoca'nın ardından göreve gelmek sizin üzerinizde bir etki yarattı mı? Bir de Rıza Hoca'yı da sizden dinlemek Tabii isteriz. Rıza Hoca'nın bende yeri çok ayrıdır gerçekten. Ben çok severim. Benim farklı bağlarım da vardır kendisiyle. Çünkü ben futbola ilk birincilik, yani Kartalspor'da başladım ama birincilikte transfer olduğumda Rıza Hoca beni transfer etmişti Göztepe'ye o zaman. Orada ilk birincilikte futbol Rıza Hoca'nın yanında başladım. Tabii ilerleyen zamanlarda Denizlispor'da son olarak da Mersin Manyurt'un da oyuncusu olarak hoca ile beraber oldum. Tam futbolu bıraktım. Rıza Hoca'nın yanında birincilikte Antalyaspor'la yardımcı teknik direktörlüğe başladım. Dediğim gibi çok farklı, yani ben hem futbol anlamında hem de antrenörlük anlamında Rıza Hoca'nın sayesinde emekleri çok fazla bende. Dediğim gibi benim için çok ayrı, yani hocanın yeri bende çok ayrı. Çok seviyorum kendisini. Şunu da söyleyeceğim. Kendisi zaten Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en iyi teknik direktörlerden birisi. Bunu zaten yapmış olduğu başarılar, uzun süreler sürekli çalıştırdığı takımlarda da gördük. Nitekim ben de 7 sene yanında çalıştım hocanın. Çok güzel şeyler, çok doğru şeyler gördüm kendisinden. Dediğim gibi onun gibi bir hocayla çalışmak tabii ki benim için artı oldu. Hedefim de şimdi inşallah onun da yanından yetişip iyi bir teknik direktör olarak Türk futboluna ben de inşallah ismimi yazdırırım diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani çok uzun uzun bile anlatmak yetmeyecek Rıza Hoca için. Benim için yeri gerçekten çok ayrı, çok farklı bir insan benim için. Benim için çok değerli, yani sözcüklerle anlatamıyorum gerçekten. Hocam tabii ki ana odak noktamız sohbetimizde bu sezon olacak, kamp olacak, Evet, ancak evet. geçen sezona dair de kısa bir değerlendirme alabilir miyiz takımınız adına, Sivasspor adına? Geçen sene tabii bizim için biraz zorlu bir süreç oldu. Çünkü hem UEFA'da oynadık hem Türkiye Kupası, yani sezonu biliyorsunuz uzadı. Sürekli kamplar yapmak zorunda kaldık. İşin açıkçası bizi biraz yıprattı. Bahane değil tabii ama bir de üst üste 3 sene UEFA'da oynadık. Yani genelde kadromuz hemen hemen aynı kadroyla devam ettik. Biraz onun sıkıntılarını yaşadık. Motivasyon anlamında biraz sıkıntılar yaşadık. Geçen sene bizim için öncesinde koparabilirdik işleri. Gerçekten o fırsatlar geldi. Çok iyi oynadığımız maçları çeviremedik. Galip gelebileceğimiz maçları kaybettik. Özellikle alt sıradaki takımların hemen hemen son haftalarda hepsini kaybettik. İşte o İstanbulspor, Ümraniye, Giresun gibi bütün hepsini kaybettik ve biz işin açıkçası zora soktuk geçen sene kendimizi ama sonuçta oradan da çıkmasını bildik. Dediğim gibi geçen sene bizim için iyi geçmedi. Oradan da ders alacağız inşallah. Hocam şu an çok sıkı çalıştığını biliyoruz Sivasspor'un. Evet. Peki siz kamp dönemi sizce nasıl geçiyor? Takımın seviyesi ne durumda? Neler Şimdi anlatırsınız bize? şöyle, gerçekten iyi çalışıyoruz. Takip edenler de görür. Tabii ki bizim işimiz çalışmak, çalıştırmak. O anlamda sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür. Tabii biraz eksiklerimiz var. Yönetimimiz, başkanımız gerçekten çok özverili şekilde çaba sarf ediyorlar. Onlar bizden oyuncu bekliyorlar. Onlar almak için şu an hali hazırdalar ama dediğim gibi transfer havuzu o kadar dar ki
Yani Türkiye'de transfer yapacak bütün takımları aynı, hemen hemen aynı oyuncuları sunuluyor ve bunların içerisinden kendi takımımıza uygun oyuncuları seçmek zorunda kalıyoruz. Tabii bunu planlı bir şekilde yapmak gerekiyor. Yani bunu şu işte 15 günlük, 20 günlük, 1 aylık, 2 aylık bir sürece sıkıştırdığınız zaman hatalar yapıyorsunuz, yanlışlar yapıyorsunuz, istediğiniz oyuncuları takımınıza katamıyorsunuz. Bunlar büyük eksiklikler. Bence bunlar 1 yıl, 2 yıl içerisinde düzenli şekilde çalışılıp, bunun hazırlığı yapılıp, transfer zamanı geldiği zaman da hızlı şekilde oyuncuları takımınıza katmanız gerekiyor. Onun eksikliğini yaşıyoruz. Dediğim gibi gönderdiğimiz şu an geçen senede yanlış şey yapmıyorsam 9 tane oynayan oyuncumuz gitti ve şu an sadece Emrah'la Abdülkadir Parmak'a kadromuza katabildik. Tabii var gücümüzle mücadele ediyoruz, oyuncu araştırıyoruz ama bakalım kısa sürede katmamız gerekiyor takımın içerisine. Gerçekten o anlamda eksikliğimiz çok. Genç oyuncularımız var burada, takımımıza kattık. Onlarla maçlara çıkıyoruz. Çoğunluğu da oynatmaya çalışıyorum onları da görmek için. Dediğim gibi bu süreç bizim için zor bir süreç ama dediğimiz gibi istediğimiz oyuncuları katarsak çok daha iyi olacak. Ama süreçte daraldı gerçekten. Ligde başlayacak. Bakalım işte elimizden geleni yapıyoruz. Mesela antrenmanlara gerçekten bu anlamda konsantre olamıyoruz. Yani antrenman bitiyor, yemeğimizi yiyoruz, oyuncu izliyoruz. Akşam antrenmanını yapıyoruz, yemeği yiyoruz. Tekrar akşam yatana kadar tekrar oyuncu izliyoruz. Bu da bizi biraz yoruyor. Antrenmana adapte olmakta, yoğunlaşmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz ama inşallah kısa sürede atlatacağız bunu da. Peki özel olarak antrenmanlarda, kampta eksikliğini net olarak hissettiğiniz mevki var mı? Ve beklediğiniz bir isim var mı şu anda transfer döneminde? Tabii. Eğer gelirse planlarımı daha iyi yansıtabileceğim. Şöyle yani giden oyuncularımız belli zaten. İki tane stoperimiz, oynayan stoperimiz gitti. Üç tane santroforumuz vardı. Üç tane santroforumuz gitti. Altı numara, üç tane altı ortası oyuncumuz vardı. Onlar gitti. Bir tane kenar oyuncumuz vardı, Erdoğan. O gitti. Yani stoper, altı numara, forvet şu an acil ihtiyacımız olan bölgeler diye söyleyebilirim size. Görüşmekte olduğumuz oyuncular var. Yani diyalogda olduğumuz oyuncular var ama şu an netleşen bir oyuncu işin açıkçası yok. Biz tabii ki istiyoruz bir an önce belirleyelim, bir an önce anlaşalım, gelip antrenmanlara katılsınlar. Bir de şöyle bir şey olacak. İnşallah anlaşacağımız oyuncular şu an kamptadırlar. Takımlarıyla antrenman yapıyorlardır. Boşta olan bir oyuncu olduğu zaman, bu süreçte geldiği zaman bunları hazırlamak da bizim için bir zaman alacak. Vallahi bakacağız nasıl yapacağız. Biz de bekliyoruz. Hocam peki genelde tabii ki teknik adamlar takım genel olarak değerlendirir ancak evet, kampta net olarak gözünüze çarpan, çok ekstra çalıştığını gördüğünüz bir futbolcunuz var mı? Genç oyunculara da şans vermek istediğinizi biliyoruz. Emre evet, mesela bu isimleri evet, ilk akla gelen isimlerden evet, bir evet, Emre Gökay. Evet. Sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Valla işin açıkçası takip edenler bilirler. Gerçekten oyuncular çok özverili. Hiçbir antrenman kaçırmak istemiyor. Söylediğimiz her şeyi %100 yapmaya çalışıyorlar. Bu en yaşlısına, en gencine. Gerçekten bunu tek isim olarak vermeyeceğim ama şu anki görüntümüz gayet iyi. Çalışma anlamında, istek anlamında, arzu anlamında çok iyi oyuncu arkadaşlarımız. Takımda büyük olan tabii oyuncularımız da var. Gerçekten onlar da yani bazısı gençlerden bile daha çok çalışıyor. O derece söyleyebilirim. O anlamda gerçekten sıkıntımız yok. İnşallah da sezon boyu da böyle devam eder. Yani dediğim gibi eksiklerimizi tamamlarsak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hocam tabii ki takımdan konuşuyoruz ancak bir de çok önemli bir Türk futbol adamısınız diyebiliriz. Estağfurullah. Şu anda milli takımda oynayan futbolcularımız, bizi yurt dışında temsil eden futbolcularımız var. Evet. Bunların arasında son olarak Arda da eklendi. Genel olarak evet, şu anda Türk futbolunun bu gençlerini, bu değerlerini siz nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi yani o kadar mutlu oluyorum ki ben özellikle ülkem adına, kendim adına. Arda mesela görüyorsunuz işte bizim gerçekten gururumuz. Yani ben Allah yolunu açık etsin, çok yani değerli bizim için, gerçekten görüyorsunuz. Ben inanıyorum ki çok çok daha iyi yerlere gelecek. Avrupa'da kendini çok çok daha konuşturacak adından. Bir de eskisi kadar şey değiliz. Yani
yurt dışından talepler daha çok olmaya başladı. Oyuncularımız daha çok gidiyor. Eskiden bu kadar rahat gidemiyorduk gerçekten. Yani iyi oyuncularımız vardı eskiden de, çok kaliteli oyuncularımız vardı ama nedense bizden yana kullanmıyorlardı yabancı haklarını. Ama şimdi giden arkadaşlarımızın tabii buradaki performansları da çok önemli. Orada sergilemiş oldukları performanstan dolayı artık gerçekten Türk oyunculara yöneldiler. Biraz sivrilen oyuncularımızı da alıyorlar, görüyorsunuz. Arda da bu sıralamada en öne çıktı gibi. Dediğim gibi Allah yolunu açık etsin. İnşallah çok çok daha başarılı olur. Bizim gururumuz gerçekten. Hocam tekrar ligimize dönecek olursak, çok önemli futbolcular geliyor Anadolu evet. takımlarına da evet. zira öyle. Ligimizin kalitesini nasıl buluyorsunuz? Avrupa'da nasıl konumlandırırsınız? Ya şimdi şöyle, aslında bazı yabancı oyuncuları transfer ettiğimizde biraz herhalde ligimizi biraz küçümseyerek geliyorlar. Ben çok oyuncuya denk geldim öyle. Sonra oynandığı zaman çok zorluk yaşadığını, sırıttığını gördüğüm oyuncular da oldu. O yüzden aslında bizim ligimiz çok kolay bir lig değil. Gerçi mücadeleci, temaslı bir futbol anlayışımız var. Tabii ki kalitemiz eski zamanlara nazaran biraz düştü ama inşallah en kısa sürede o seviyelere geliriz. Dediğim gibi yani bazı yabancı oyuncular biraz küçümseyerek geliyorlar ama burada zorluk yaşayan oyunculara da şahit oldum yani. Hocam, daha önce takım arkadaşı olduğunuz, ekip evet. olduğunuz isimlerle bu evet. sene artık evet. ligde teknik direktörler de bir yarışta diyebiliriz. Siz böyle görüyor musunuz? Bir yarış içerisinde görüyor musunuz? Onlarla karşı karşıya geleceksiniz. Neler düşünüyorsunuz? Tabii tatlı bir yarış olur. Yarış olursa da yani. Sonuçta gerçekten eskiden beraber oynamışsınız. Beraber aynı formayı terletmişsiniz. Bence güzel yani. Çok da hoş böyle rekabetlerin olması. Bence bir keyif katacaktır diye düşünüyorum. Ne bileyim işte maçta eski takımın arkadaşınla karşı rakip olmak. Bence çok güzel şeyler bunlar. İnşallah böyle şeyler daha da çoğalır. Yani biz elimizden gelince bu durumdan keyif alacağız. İnşallah izleyenler de keyif alırlar. Hocam bu sene çok kez sizinle karşı karşıya geleceğiz inşallah. İnşallah. Sohbetlerimiz olacak. Teknik taktikle konuşacağız. Tabii. Ben sezon öncesi yine de sormak istiyorum. Servet Hoca'nın takımı nasıl olacak? Siz şimdi çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Savunma deyince Türk futbolunda akla gelen evet. isimlerden birisiniz. Futbol savunma teknik direktörlük anlayışınızda savunma mı olacak yoksa farklı bir anlayış mı olacak? Şimdi şöyle yani savunma olmazsa olmazı bu işin. Gerçekten doğru savunacaksınız tabii ki. Rakibinizi doğru savunmanız gerekiyor ki öncelikle rakibinizi önlemeniz, gol yememeniz gerekiyor. Tabii ki yani böyle katı savunma yapar mıyım? Onu çok düşünmüyorum işin açıkçası. Ama tabii ki doğru pozisyon alıp rakibi doğru karşılama. Tabii bu rakibine göre de değişiyor işin açıkçası. Zaten savunma kısmı biraz bu işin kolay tarafı. Yani savunmayı yaptırmak bence yani bizler antrenörler için daha kolay diye düşünüyorum. Çünkü rakibe karşı pozisyon alıyorsunuz. Rakibinizi karşılamak da daha kolay oluyor. Ama önemli olan üretmek. Hücum varyasyonlarında sıkıntı yaşıyor genelde teknik direktörler. Burada üretkenlik sağlayabiliyorsanız biraz fark yaratabiliyorsunuz diye düşünüyorum. İnşallah tabii ki oyuncu kalitesi de buna uygun olması gerekiyor. Bu istediklerinizi yapma anlamında. Oyuncu kalitesini elde edebilirsek tabii ki de biraz hücum varyasyonları, hücumda etkinlik yapmak istiyoruz işin açıkçası. Dediğim gibi bu da biraz da oyuncu kalitesine bağlı. Bakalım göreceğiz. Yani çok böyle aman aman zaman gelecek belki çok katı savunma yapacağımız bir maç olabilir ama oyunda oynamak istiyoruz şimdi açıkçası. Hocam artık son soruya geliyorum. Siz de maçtan tabii. geldiniz tabii ki. Siz de yorgunsunuz. Estağfurullah. Son olarak kariyer hedefi olarak kendinize ne koydunuz? Neler planlıyorsunuz? Bunu da duymak isteriz. Servet Çetin nasıl planladı? Şimdi şöyle, ben futbolcuyken de çok alt seviyelerden geldim. Yani işin açıkçası tırnaklarımı kazıya kazıya bir yerlere geldim. Beni yakının tanıyanlar bilirler. Allah'a çok şükür iyi yerlerde futbol oynadım. Milli takımda futbol oynadım. Şimdi antrenörlükte de biliyorsunuz ben belki çok fazla böyle kendi PR'ını yapan bir insan değilim. Öyle bir yapıda bir insan değilim. Antrenörlükte de tırnaklarımı kazıya kazıya bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Nitekim 7 senedir ben mesela yardımcı antrenörlük yapıyorum birincilikte. Belki çoğu insanın haberi yok, bilgisi yok. Ben paylaşmıyorum da işin açıkçası. Dediğim gibi böyle yani bir yerlere çalışarak, tırnaklarını kazıyarak gelmesini de seven, yani öyle de
olması beni mutlu ediyor gerçekten. Dediğim gibi antrenörlükte de aynı futbol hayatındaki gibi inşallah iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum tabii ki. Hedefiniz olmasa zaten başarılı olmanız çok zor. Tabii ki çok iyi hedeflerim var. Benim için güzel hedefler var. İnşallah oralara ufak ufak tırmana tırmana gelirim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kariyerinizde ederim. Size başarılar diliyorum. Sivas Spor Kulübü'ne başarılar diliyorum. Son olarak tekrar sözü size bırakayım. Taraftarlara, izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey varsa sonra da yayınımızın ya olur. Özellikle tabii biraz klasik bir şey olacak ama biz tabii Sivas Spor taraftarlarına buradan seslenmek istiyorum. Birkaç senedir biraz onların eksikliğini hissediyoruz. İnşallah bu sene tribünlerimizi biraz doldururlar. Çünkü bir taraftar takım için gerçekten çok büyük bir güç. Yani zaman zaman gerçekten taraftar sayesinde maçlar kazanabiliriz. Kötü konsantre olduğumuz maçlarda onların sayesinde iyi konsantre olup maçı çevirebiliriz. Yani çok büyük etki bir takım için. O yüzden inşallah bu sene bizleri biraz daha statta desteklerler, daha kalabalık olurlar. Tabii ki biz de iyi futbol oynarsak, onları mutlu edebilirsek inşallah tribünlerimiz de dolar diye düşünüyorum. Onları maçlara davet ediyorum. Hocam tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Röportajımızın sonuna geliyoruz. Demir Grup Sivas Spor Teknik Direktörü Servet Çetin'le keyifli bir röportaj gerçekleştirdik Erzurum'da. Buradan sözlerimizi noktalayalım ve sözü stüdyoya bırakalım.